Paralar dönüyor. Paralar. Ama bak, Tepe İnşaat'ın bilgisini atamıştım. Bunu söylemeyi istiyorum. Şey söylemişti bize. Tepe İnşaat'ın yaptığı projelerden kazandığı gelirin hepsi... Saçları çok iyi oldu. Dışarıdan bu terimonuz. Hani çok gençlikte yapıyorum. Düşündüğünde aslında hani Hazal'a da az önce söyledim. Bizim hani, üniversite tarihinde teknik ofiste staj yapan tek tüktü. Belki hiç yoktu. Belki de hani tek tüktü. Belki proje ofisinde işte staj yapmış öğrenciler vardı. İşte Şampiyon'da muhakkak zaten herkes yapıyor. Yani genelde hep erkek işçiler kalıyor yani. Konteyner kısmında erkek mühendisler, işçiler kalıyordu. Bizim hani çok kuytu bir yerde değil, bir konut projesi olduğu için metroya yakındı. Orada da biz kendi imkanımızla işte benim akrabamda kaldım. Öyle yani, konaklama kısmını biz ayarlamıştık. Bize sundukları imkanlarda dediğim gibi bir tek öğle yemeği verdiler. Onun dışında bir şey yok falan. Yok yol işte ya, alan hani stajdan ücret alan arkadaşlarımız da var, biz almadık yani. Sadece öyle yemeği aldık. O firmaya bağlı bir şey ki, dediğim gibi geçen yıl zaten ekonomik kriz vardı. Firmaya bağlılık da bir durum. Artık yani çok zor hani, para veren, stajyere para veren. Adam ayakkabıyı bize aldı. Aynen. Yani. Stajyere para veren Tebtük yani. Bilmem yani, Tepe İnşaat da öyle hani uyduruk bir firma da değil yani. Ki İyi sadece inşaat firması da değil hani. Farklı yerlerde de hala şey devamlı sürdüren bir firma. Yani aslında parası bitmeyecek bir firma. Ama işte yani dediğim gibi ayakkabıyı bile biz aldık. O yüzden hani bize sunduğu imkan, dedim böyle yemeğe verdiler. Onun için bir şey yoktu. Ama bak, Tepe İnşaat'ın bilgisini atamıştım. Bunu söylemeyi istiyorum. Şey söylemişti bize. Tepe İnşaat'ın yaptığı projelerden kazandığı gelirin hepsi, onların bir vakfı var. Bilkent Holding'e bağlı. Vakıfta Bilkent Üniversitesi'nde okuyan burs öğrencileri imkanları karşılanıyormuş. Hani o para aslında şirkete gitmiyor. Direkt burslu öğrencilerin bursunu karşılamak için hani şeyi Bilkent Holding'in alt kolu olarak eğitime yatırılıyorlar. Yani. O eğitime bağışlanıyormuş bu paralar. Biz bilmiyorduk bunu mesela. Aynen. Şöyle kısımlar, dediğim gibi eğer sen bir proje ofisinde çalışıyorsan, bir proje yapacaksan, ki bir proje ofisi diye kastettiğim şey artık şey unutun zaten, betonarme bir yapı yapmaktan bahsetmiyorum. Hani bir geodezik projesi olabilir, hani yer iyileştireceksiniz veya bir hidrolik projesi, bir baraj projesi olabilir. Çünkü artık yoğunlaşıyor, çelik projesi olabilir, bunlardan bahsediyorum. O kısımda belki matematik, fizik tam olarak kullanılmasa da senin bazı şeylere... Yine en çok önemli olan şey birim çevirme. Ben bu ara en büyük sıkıntım o oluyor birim çevirmelerden. Çünkü bir birimi yanlış girersem, hepsi aynı birimde gitmezse o program hata verip duruyor. O yüzden hani baktığında tam olarak işine yaramıyor hani. Ama matematik, fizik bilmeyen bir insan da kafasından o işlemler hep bu arada hızlı bir şekilde programa giremez zaten. Ben biraz okul kısmıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Siz buraya geldiğinizde staj sunumu yapıyor herkes, staj yapanlar. Hani merak ediyorum çünkü Mehmetcan'ın da dinlediğimiz o şantiyede staj yaptığı için yani nasıl söylesem biraz daha fiziksel şeyler, kanıtları vardı sunum yaparken. Hani ofiste staj yapınca sunumu ne şekilde yapıyoruz? Hani nasıl oluyor? Ben onu biraz merak ettim. Çıktığımız vakitte işte yaptığımız keşifleri fotoğraflar.
mesela bir arkadaşım bir firmada yaptı ve o yaptığı şeyleri gösteremiyor. Hani öyle bir sıkıntısı var, hani firma bunu paylaşmıyor bilgisini. Ama o onu yaparken, Hüseyinler'den bahsediyorum biliyorsunuz bu sınıfta. Programı öğrendiler aslında o işleri kullanırken. Hocalara gittiklerinde anlattıkları şey programın nasıl kullanıldığıydı. Sonuçta sen o stajı yapmadıysan bu program bu kadar. Çünkü sadece o firmada kullanılan bir program. Hani sadece o firmada kullanılan bir program. Hani bilemezsin yani onu. Onu kanıtladılar aslında bakarsan. O programı kullanmayı öğrendiklerini kanıtladılar. Kendi orada otururken işte bazen demişler siz şimdi de çizin bir. Hani öylesine çizdirdikleri projeler olmuş. Onları gösterdiler. Daha önce Melek aynı ofis stajı yapmıştı. O da böyle küçük ufak tefek öğrenirken yaptığı çizimler vardı. Onları gösterdi. Hani o firmadan alamasam bile şayet kendi programı kullanmayı bildiğini veya ufak tefek yaptığın çizimleri gösterebiliyorsun. Düşündüğünde aslında hani Hazal'a da az önce söyledim, bizim hani üniversite tarihinde teknik ofiste staj yapan tek tüktür. Belki hiç yoktur, belki de hani tek tüktür. Belki proje ofisinde işte staj yapmış öğrenciler vardır. İşte şantiyede muhakkak zaten herkes yapıyor. Ama hani böyle bir şantiyenin teknik ofis biriminde staj yapılabileceğini bile farkında olmadan gittiğimiz bir yerde aslında. Ama sonrasına baktığımda arkamdan hani aslında İstesem ayarlayamayacağım bir stajdı düşündüğüm zaman. Yani en azından bu kolu, belki iş hayatında bu tarafta çalışmayacağım, belki çalışacağım. Ama en azından deneyimlemiş olduk diye düşündük. Hazal zaten şantiye stajı yapmıştı. İşte yapabileceği bir proje, farklı görebileceği proje stajı olabilir. İşte proje ofisinde staj yapabilirdi. Ya da böyle hem ince işi görmüş olduk mühendis olarak. Çünkü ince işe de aslında baktığında mühendisin çalıştığı bir alan. Yani ince iş evet mimar gözüyle bakılıyor ama aslında inşaat mühendislerinin de çalıştığı bir kısım. O yüzden hem ince işi görmüş olduk biz sahada. Aynı zamanda işte ofiste, teknik ofiste ne yapılır, işte dizayn ofiste ne yapılır. Bunların yani tüm ofis kısmını aslında gözlemlemiş olduk. O yüzden bizim için ilk başta öyle görünmese de faydalı bir staj oldu. Yani şu anda çoğu mühendisin fikrinin olmadığı bir şey, bir konuda aslında fikrimiz var yani. Yani okuyanların zaman, evet, okuyanların, belki de çalışanların da hani ince iş kısmında fikri yoktur. O açıdan bizim için iyi oldu yani. Düşündüğümüz zaman, evet boş geçtiğimiz zaman kötü anıları da olmuş olabilir ama gerçekten hani güzel anılar bıraktı. Ardından da şöyle düşündüğü zaman hani Tepe İnşaat gerçekten güzel bir şirket. İşte ana, yani işveren firma zaten Anadolu Grup'tu. Hani devasa bir şey. Paralar dönüyor. Paralar üstüne durumunda onlar yani. Onun dışında birçok şey vardı. İşte taşeron firma vardı. Hepsiyle işte bir şekilde kontak kurduk. Ya da işte işleyişin nasıl olduğunu gördük. Aynı zamanda işte bu işveren Anadolu Grup'la ana yüklenicinin işte tepenin arasında bir bağ oluşturması açısından proje yönetimi diye bir kısım vardı. İşte iki tarafında şeyini sağlıyordu, iletişimini sağlayan bir proje yönetimi kısmı vardı. Mesela bu olayın da aslında farkında değildi mühendis olarak. Bu yeni gelecek bir kanun galiba. Çoğu büyük projede proje yönetim şirketi olmak zorunda. Çünkü tamam bir yer bir arsa sağlıyor. O arsayı sağlayan adamın inşaat işiyle alakası olmayabilir. Çünkü belli bir yüklenciye veriyor. Arasında
o bağlantıyı sağlamak için proje yönetim şirketleri şu an yeni yeni revaca girdi. Çoğu insan da proje yönetim şirketleriyle ilgilenmeye başladı. Bununla ilgili sertifikalar alınıyor. Bizim oranın başında proje yönetim sertifikası almış çok güçlü bir kadın vardı, Alev Hanım. Hani bunu da görmüş olduk aslında bakarsanız. Ya da stajı yapmanın en önemli noktası, taşeron firmada bana kalırsa yapmayın. Çünkü işleyişe dair bir fikir sahibi olmuyorsunuz. Çünkü eğer hedefiniz yüksekse şayet, biraz daha işi nasıl anlatayım? Merkezinde olmak, her şeyin yürüdüğü kısımda olmak, hem paranın yürüdüğü kısımda olmak, hem işlerin yürüdüğü kısımda olmak daha farklı. Taşeron, ben bir önceki stajımda taşeron firması stajyerleri de vardı, ben de vardım. Hani tepe inşaatı stajyeri olmak farklıydı orada. Stajyeri olmak bile farklıydı. Ki onlar daha teknik ilerliyorlar. Hani haybeye ilerlemiyorlar. Onların bir sistemi var. Sistematik ilerliyor her şey. İşte şu iş şu zaman yapacak, bu iş bu zaman. Taşeron da öyle değildir. Parayı ne zaman alacaksa ona göre yapar işini. Son 3 günde de yapabilir, 30 güne de yayabilir adam. Onlarda şey yok hani, bir işleyiş şeması yok yani. Ama büyük firmalarda işleyiş şeması var ve ona uymak zorundasın. Herkes uymak zorunda. Şimdi sahaya çıktığımızda, sahaya çıktığımızda işte taşeron firmaların işçileri sahada iş yapıyorlar. Biz arkamızda işte tepe inşaat, yeleğimizden tepe inşaat yazdığını gördükleri vakitte bile bize olan tavırları farklılaşıyordu yani. Hani şöyle görmesi ve arkadan görmesi değişiyordu gerçekten hani. Evet, yani ben diyorum yani yapmış olmak için yapmayın istedim. Ha, ben söylediğim bu. Taşeron firmada yapmayın kesin. Eğer bulabiliyorsanız da hani artık zorda kalırsın, mezun olabiliyorsundur. Yapacak bir şey yok o noktadan sonra ama taşeronda yapılmaması taraftarıyım. Yani ben bu benim kendi kişisel düşüncem. Onun başka dışında, da söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. Yani sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabiliriz. Bence her şeyi cevaplayabiliriz. Evet. Fazla ayrıntıya bile girdik hatta. Aynen. O zaman teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Haydi. Line escape while you and me repeat this bittersweet heat. Is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.